Ahmet Davutoğlu'nun ya da Altılı Masa liderlerinin anlayamadığı şey şu, toplumdan biraz kopuk olduklarını düşünüyorum. Altılı Masa'nın liderlerinin biraz daha halkın içinde bence olmaları, daha çok halkla iç içe konuşmaları, halk bu sisteme nasıl bakıyor, Tayyip Erdoğan'ın yönetim modeline nasıl bakıyor? Bunları biraz daha iyi algılamaları gerektiğini düşünüyorum. Ama toplumdan koptukça masa başında oturup teoriler üretiyorsunuz. Peki bu teori bizim sosyolojimizde nasıl karşılanır? Bizim sosyolojimiz bunu nasıl algılar? Acaba toplumun ilk ihtiyacı altı cumhurbaşkanı yardımcısı bir cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulup bir an önce parlamenter sisteme geçiş midir? Şimdi altılı masa hangi iddia ile ortaya çıktı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kaldıracağız anayasa yoluyla. Parlamenter sistemi getireceğiz. Fakat şu an Ahmet Davutoğlu'nun ve diğer 6 genel başkanın anlattıklarından benim anladığım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bile aratacak bir yeni başkanlık sistemi ihdas ediyorlar. Yani sanki iktidara gelecekler ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bile üstünde olan onu bile arayacağımız başka bir modele iyice yerleşiyorlar. Mesela Kemal Bey bunu göremiyorlar. Efendim mi? göremiyor hiçbiri göremiyor. Bak neden göremiyor biliyor musun? Görse bile Kemal Bey'in de şöyle bir sıkıntısı var. Bu partilere ihtiyacı var. O partilerinde Kemal Bey e ihtiyacı var. Böyle zihni sinir projeler ortaya çıktığında belli ki masada herkes seçime kadar birbirini idare etmeye çalıştığı için ya bir dakika kardeşim böyle saçmalık mı olur demiyor. Bu saçmalıktır kardeşim ya. Ben yazdım da yazımda da yazdım. Saçmalıktır bu. Ya böyle bir şey olmaz Erdoğan Aktaş. Bunu mesela ne yapacaklar? Hangi listeyi açıklayacaklar? Diyor ki Ahmet Davutoğlu Stratejik konular. Ya kardeşim memleketteki stratejik konular hangileridir mesela? Böyle bir liste mi yapılacak? Örneğin geçiş sürecinde bütün efendim bütün bütün konular, konular stratejiktir canım. canım. Emeklilikte yaşa takılanlar mı? Staj sorunu mu? Örnek olarak söylüyorum. Irak'a operasyon mu? Sınır ötesi operasyon mu? Yeni Bakan mı? Emeklilik yaşı mı? Yani stratejik konu dediğiniz şey o kadar çok ki. O yüzden yapmak yapmalar gereken şey şu. Bir bir kere Seçmen kafa karışıklığını hiç sevmez, belirsizliği hiç sevmez, öngörülür olmamayı hiç sevmez. Bugün altılı masanın sözcülerinin, aktörlerinin, genel başkanlarının tartıştığı konular toplumun temel gündeminden uzak. Ahmet Davutoğlu eğer bugün altılı masada oturuyorsa, Ali Babacan eğer bugün geçmişteki tüm siyasi günahlarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri tarafından bu masada kabul edilmişse Ahmet Davutoğlu hiçbir öz vermemişken dün yaptığı hatalardan keza Ali Babacan hiçbir öz vermemişken bu masada kabul edilmişse ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri 15 milyona yakın seçmeni bu kişileri siyasi günahlarına rağmen kabul etmişse kardeşim o zaman siz her gün yeni bir belirsizlik yaratacak Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hassasiyetini zedeleyecek şeylerden çıkıp bahsetmeyin. Kendi fantazileriniz olabilir, siyasi fantazileriniz olabilir ama biri kalkıp devrim kanunlarını sorguluyor, öbürü kalkıyor ben her kararda 6 kişiyle birlikte karar vereceğim diyor. Bir başkası efendim HDP gelirse ben mas biz masadan kalkarız diyor. Ya arkadaş bu genel başkanlar toplandığında bunları konuşmuyorlar mı? Ben gerçekten merak ediyorum. Anladığım kadarıyla Ahmet Davutoğlu eski alışkanlıklarını sürdürüp masada 5-6 saat tek başına konuşup yorumlar değerlendirmeler yapıp hem altılı masayı kilitliyor hem de konuşulacak temel meselelerin konuşulmasına engel oluyor. Çünkü biliyorum Ahmet Davutoğlu'yla birlikte aynı dönem milletvekilliği de yaptık. AK Parti milletvekilleri anlatırlardı hocanın eline düşen yandı diye. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da biraz sakin olması lazım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de katılmıyorum. Efendim ikili yapı oluşturacağız. Olmaz kardeşim böyle bir sistem vatandaşın kafasını karıştırır. Ben sabahleyin çıktım bizim Kuaför Hasan abi var. Ya arkadaş bu altılı masa her gün başka bir şey söylüyor dedi. Akşam işte anlattım programa gelirken AK Partili bir vatandaş Kemal Bey'e oy vermek istiyorum ama masayı bu şekilde görünce kafam karışıyor dedi. Seçmen belirsizliği hiç sevmez. Seçmen netlik ister. Sen eğer seçmenin kafasını karıştırır, bir belirsizliğe yol açarsan seçmen bilmediğine değil Erdoğan Aktaş burası önemli gider bildiğine oy verir. O yüzden buradan altılı masanın genel başkanlarına çağrı yapıyorum. İnsanların umutlarıyla oynama hakkınız yok kardeşim. Ya oturun bu konuları doğru düzgün konuşun bir uzlaşmaya varın önümüze bir model koyun ya da bu iş yürümüyorsa ya din ki arkadaş bu iş yürümüyor bu topluma umut verecek bir sistem değil biz herkes kendi yoluna bakacak deyin. Şimdi Ankara'da duyuyorum. Altılı masa toplantılarında. Tüm genel başkanlar Sayın C Kılıçdaroğlu hariç o çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Hepsi milletvekili olmak istiyor. Hepsi aynı anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor. Ve hepsi aynı anda partisinin başında kalmak istiyor. E şimdi hocam da burada anayasa 106 bizde çok net. Cumhurbaşkanı yardımcısıysan kardeşim milletvekili olamazsın. Altılı Masa'nın Sayın Kılıçdaroğlu haricindeki diğer genel başkanlarının çıkıp kamuoyuna ya biz milletvekili adayı olacağız ve partimizin başında bulunacağız ya da kardeşim biz milletvekili adayı değiliz. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildiğimiz günde partilerimizin genel başkanlığından istifa edeceğiz demeleri lazım. Bak böyle bir sistem olmaz. Dostane söylüyorum. Yapmayın Türkiye'nin umuduyla oynuyorsunuz. İnsanların umutlarını kırıyorsunuz. İnsanların kafasını karıştırıyorsunuz. Bir daha söylüyorum hiç konuşmasanız %65 %60 oranında oy alırdınız. Böyle bir model olmaz. Böyle bir modeli kimseye anlatamazsınız. Olmaz kardeşim. 20 senedir Türkiye başka bir anlayışla şekillendirildi ve toplum şu an bir model gördü. Siz kağıt üstündeki teorik aklınızdaki ideal çerçeveyi topluma anlatmakta zorlanırsınız. Bu ülkenin bir sosyolojik gerçeği var. Bunları söylediğimizde de kızmayın, küsmeyin. Ben altılı masanın her şeye rağmen başarılı olmasını istiyorum. Ama Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı izlediğimde, Meral Akşener'i izlediğimde her seferinde bir kriz görmekten, her seferinde bir umutsuzluk dalgası yaratılmasından da hicap duyuyorum. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Peki. İnsanlara umut vermek istiyoruz. Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir an önce parlamenter sisteme geçmek istiyorum. Bak güçlendirilmiş parlamenter sistem de değil. O da yanlış. Yüz kere söyledim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yarı başkanlık modelidir. Fransa modelidir. Bu kavramları doğru kullanın. Altılı masanın son söz söyleyeyim. Bir an önce toparlanması toplumun önüne belki de Ersan Hoca'nın dediği gibi bir sözcüyle çıkması tek bir model ortaya koyması anlaşılabilir, uygulanabilir ve anlatılabilir. Bak burası önemli, anlatılabilir. Milletvekili adayı gidip kahvehanede nasıl bir Türkiye'yi inşa edeceğini anlatabileceği bir model koymak zorundasınız. Şimdi öbür turda benim bir farkım var. Bence dinlemeli. Halkı dinleyeceksin. Halk zaten anlatıyor. Onu orada bulursunuz. Yani bence bir model değil ki biraz sonra Ölmek farklı bir bakış açısıyla ben koyacağım.